Merhabalar, bugün Science Journal uygulamasının nasıl kullanılacağını göreceğiz. Bunun için öncelikle Google Play'den Science Journal uygulamasını indirelim. Science Journal uygulamasının arayüzü değişmiş, Arduino Science Journal olmuş. Onun için bunu indirmenizde fayda var. Arduino Science Journal'ı aç diyoruz indirdikten sonra. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada sağ alt köşede bulunan artı işaretine tıklıyoruz. Ve bakın burada deneye bir isim verebiliriz. Şu yukarıdaki kaleme tıklayıp deney başladı diyor. Deneyimize bir isim verelim hemen. Deprem diyelim. Okeyledim. Şimdi bizim amacımız burada bir sensörlere bakalım. Şöyle açtığımız zaman sensörleri bakın. Burada neler ölçebiliyoruz? Ortam ışığını lüks cinsinden ölçebiliyoruz. Bakın şu anda ortam ışığı aydınlık. Telefonun üst kısmına elimi kapattığımda ortam ışığının azaldığını, açtığımda tekrar yükseldiğini görüyorum. Bunun ölçümünü yaptırabilirsiniz. Yine ses ölçümü yaptırabilirsiniz bunun dışında. Ama bizim bugünkü amacımız deprem simülatörü üzerinde, deprem düzenimizin üzerinde öğrencilerimizin X, Y, Z eksenindeki verileri almaları. Onun için şuradaki işarete tıkladım. Bakın müzik notalarının hemen yanındaki işaretten sonra X, Y, Z ekseni yani ivme ölçerimiz geliyor. Şu şekilde hareket ettiğimiz zaman bize X ekseni üzerindeki veriyi verecektir. Şimdi kaydet butonuna basıp 10 saniyelik veri almalarını sağlayalım. Bu 10 saniye boyunca telefonumuzu hareket ettirmek suretiyle bu şekilde kaydımızı alalım. Mesela şimdi ben daha kısa yaptım. Burada notunuzu kaydedildi, göster diyor. Daha sonra bunu şöyle aşağıya alayım. Y ekseninde de aynı çalışmayı yapalım. Bu defa hareketimiz bakın bu şekilde olacak. Ekrandaki burada mavi işaretle hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu şekilde kayıtlarımızı alalım. 10'ar saniye ve maksimum ve minimum bakın şuraya baktığımızda X ivme ölçerimizden aldığımız minimum ve maksimum değerleri yazıyor. Ortalamasını almış. Bunları yapalım. Aynı şekilde yine Z ekseni üzerinde de ölçümlerimizi alalım. Şöyle kısa bir kayıt alayım ben örnek olsun diye. 3 tane verimiz var şu anda deneyimizde. Yani burada amaç bunu deprem hazırlamış olduğumuz deprem düzeneğinin üzerine koyacağız. Ve burada amaç öğrencinin aslında depremin X, Y ve Z konumlarında nasıl sarsıntı yaratacağını görmüş olması. Büyük sınıflarla tabii bunun hesaplamalarını da yaptırabilirsiniz. Fizik öğretmenleri özellikle. Evet, bu şekilde bir test edelim. İvme ölçerimizde alacağımız değerleri, simülatörümüz ne kadar hareketli bir bakalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.